Bakın, gafletle hıyanet arasında sadece ve sadece niyet farkı vardır. Sonuç değişmez. Mevcut iktidar öz kaynağına, milli görüşe ihanet etti. Milli görüş gömleğini çıkararak köklerine ihanet etti. Erbakan Hoca'ya ihanet etti. Efendim öbür taraftan Erbakan'ın yolunu kesenlerle işbirliği yaparken de gaflete büründü. Yani AK Parti'nin önde gelenleri hem gaflet hem de ihanet içinde oldular. O zaman Allah affetsin, toplum affetsin, millet affetsin derken öze dönmek, samimi bir biçimde kendilerini sıkıya çekmeleri gerekir. Dediğimiz gibi, misalen Erbakan Hoca bu millet için ne gibi yanlış yaptıydı ki AK Parti'nin önde gelenleri merhum Erbakan Hoca'yı hem bağrından hem sırtından hançerlediniz. Milli görüşün ne gibi yanlışları vardı ki herhalde utandınız da milli görüş gömleğini çıkardınız. Öbür taraftan büyük bir gaflete bürünmüştünüz. İşte darbe de onun ürünüdür. Hıyanetin ve gafletin ürünüdür o darbe girişimi. Neticede 252 civarında vatan evladı 251. hayatını kaybetti. Veya bu sebeple binlerce insanımız yaralandı. 2 milyona yakın insanımız mağdur edildi. Bunun için elbette devlet yönetiminde görev alanlar kendilerini sıyrıya çekmek durumundadırlar.